Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. Şöyle göstereyim ipimi. İpim az kalın bir ip. 100 gram, 200 metre uzunluğu olan iplerden. Bununla harika güzel bir model başlayacağız. Yani gerçek Selanik yapacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Daha kalın şişte kullanılabilir. Benim kısa şişim şöyle 4 numara vardı. Onunla çıkartacağım. Siz ipinize göre şişinizi tercih edebilirsiniz. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim ilmeklerimizi alarak başlayalım. İki şiş kullanacağım ilmek çıkartırken şu şekilde şöyle başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Yeni öğrenenlerin de kolaylıkla yapabileceği güzel bir Selanik modeli. Hemen sayalım şöyle. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 ilmek çıkardım. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şişimin bir tanesini çıkardım. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Devamındaki ilmeğimi örmeden aldım, üzerine şöyle bir kez dolayarak örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm bir ilmek örmeden aldım üzerine şöyle ipimi doladım bir ilmek düz ördüm bir ilmek örmeden aldım ipimi doladım bir ilmek düz ördüm bir ilmek örmeden aldım ipimi doladım bir ilmek düz ördüm şekilde düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım ama üzerine dolamayı unutmayalım arkadaşlar. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım ve üzerine dolayarak. Bir düz ilmek. Bir ilmek dolayarak aldım. Bir ilmek düz ördüm. Sıra sonunda kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı tamamladım. Şimdi modelin ikinci sırasına geçtik. İkinci sırada yapacağımız işlem yine aynı. Yani aslında modelimiz tek sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bakın bir tane ters ilmeğim var. Bu ilmeğimi şimdi bu yüzünde ön yüzünde ördüğüm ilmeği arka yüzünde örmeden alıyorum. Bir kez dolayarak şu şekilde örmeden aldığım ve üzerine doladığım ikili ilmeğim var burada. Bakın 1, 2. Iki. Bu ikili ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ters olan ilmeğimi örmeden aldım ipimi dolayarak bu ikili ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, üzerine ipimi doladım. Sıradaki bu ikili ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım, ipimi doladım üzerine. Sıradaki bu ikili ilmeğimi de düz ördüm. Tek ilmeğe düşürüyoruz yani burada. Bir ilmek aldım, doladım. İkiliyi alarak ikisini bir düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin tersi düzü yok. Şimdi yapacağımız işlem yine aynı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın şu ön yüzünde diğer yani diğer yüzünde örerek ikisini bir örerek aldığım ilmek. Bu ilmeğimi şimdi bu yüzünde örmeden alıyorum. Üzerine bir kez doluyorum. Sırada ikili olan ilmeğimiz var. Bunun ikisini aldım, düz ördüm. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. İkili ilmeğimi düz ördüm. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. İkili ilmeğimi düz ördüm. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım. İkiliyi düz örerek tek ilmeği düşürdüm. Böyle devam ediyorum. Ters örmeden alıyoruz ama üzerine dolamayı unutmayalım. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey göstermiyor. bu Pufuduk pufuduk olan güzel bir örgü. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tabii ki ilerledikçe daha da güzel görünecek model. Bir sıra daha hemen yapalım hızlıca. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters olan ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine doladım. Bu ikili olan ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürmüş oldum yani. Örmeden aldım. Üzerine doladım sıradaki ikiliyi düz ördüm örmeden aldım üzerine doladım sıradaki ikiliyi düz ördüm örmeden aldım doladım sıradaki ikiliyi düz ördüm Evet. Bakın düz ilmeklerimiz şu aralarda belirginleşmeye başladı. Dediğim gibi şu anda belli olmuyor tabii ki model ilerledikçe şöyle iç içe girecek o düz ilmekler, kabarık kabarık ortaya çıkacak. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parça var, onu göstereyim size. Modelin ilerlemiş halini de görün. Şöyle. Evet. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bunu beraber yaptık. Dediğim gibi daha tam oluşmadı. Düz ilmekler kabarmadı daha. Bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım size göstermek için. Ee, bunu 5 numara şiş kullandım yaparken. 5 numara şişle yaptım. Aynı ipi kullandım. Bakın nasıl güzel şöyle yumuşacık, kabarık kabarık olan bir örgü oldu. Şöyle. Bundan atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Gerçek Selanik arkadaşlar modelimiz. Gördüğünüz gibi de gayet güzel. Şöyle dokusu çok yumuşak. Bunda fazla ilmek sayısı başlamayı yapacağınız örgüye göre. Benim şu yaptığım parça arkadaşlar 36 ilmek. 36 ilmekle bakın ne kadar açılıyor açılma payını da göz önünde bulundurarak yapacağınız örgünün ilmek sayısını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bence atkıda bu ilmek sayısı yeterli. 5 numaradan ördüm. İpim 200 100 gram 200 metre uzunluğu olan bir ip. Yani ilmek sayısını buna göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.